Selamlar herkese. Uygulamamızı debug ederken en çok kullandıklarımız an. İlki tabii ki de print. Print komutunda bir string verip bunun içerisine bir değişken yazabiliyorsunuz. Ve ilgili kod bloğu çalıştığında print kodu şuradaki değeri basıyor. Yani ben kontrol C yaptıkça set state arayüzü tekrar build ediyor. Ve gördüğünüz gibi tekrar tekrar orayı render ediyor. Aynı şekilde ben buna bastıkça da set state çağrıldığı için burası tekrar boot oluyor ve burası tekrar çağrılıyor. Bunun bir gelişmişi ise log. Loglarda şöyle bir durum var. Yine aynı şekilde string olarak mesaj yazıyorsunuz ekrana. Ama yani virgülden sonra çeşitli parametreleri görebiliyorsunuz. Örneğin burada ekrana bir hata yazdırabiliyorsunuz veya log level belirleyebiliyorsunuz veya bir isim verebiliyorsunuz. Yani buna bir isim verdiğiniz zaman örneğin Ctrl C yaptım. Bastım ve gördüğünüz gibi bunu ayrı bir label içerisinde yazıyor. Dolayısıyla bunu buradan kopyalayıp şuraya counter olarak verdiğiniz ismi yazıp bütün logo filtreleyip sadece o logo görebilirsiniz. Büyük kompleks uygulamalarda print yerine log kullanmanız işinizi çok çok rahatlatır ve temiz bir hale getirir. Tabii bunların ikisi bir yere kadar. Bunlar aslında gerçek debug değil. Bunlar sadece projenin içinde neler olduğunu görmek için kullanılan şeyler. Bizim gerçek debug dediğimiz şuraya koyduğumuz kırmızı noktalar. Artıya bastım. Şuradaki breakpoint'e vuruyor ve bundan sonra durabileceği ilk noktada duruyor gördüğünüz gibi. Ve breakpoint'e vurup herhangi bir yerde durduğu zaman projenin içerisindeki, daha doğrusu şu scope'da geçerli olan bütün değişkenleri görebiliyorsunuz. Mesela burada bir counter değişkenimiz var. Şuradan dizinin içerisine geldiğiniz zaman buradaki counter'ı görebiliyorsunuz. Buradaki widget'ın mount edilip edilmediğini görebiliyorsunuz. Yani hala ekranda mı yoksa ekrandan ayrılmış mı bunu görebiliyorsunuz. Ve widget'a dair değişkenleri görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi widget'ın içerisinde bir title değişkeni var. Şu. Ve bunu da breakpoint'te görebiliyorsunuz. Şimdi bunu devam ettirelim ve şöyle bir şey yapalım. Ctrl C yaptım, yine oraya vurdu ama gördüğünüz gibi sürekli vuruyor. Yani her kod böyle çalışmasında o buradaki breakpoint'i vuruyor. Burada şöyle bir güzelliğimiz var. Buradaki breakpoint'i istediğiniz gibi editleyebiliyorsunuz. Bakın burada expression yazabilirsiniz, hit count yazabilirsiniz, log message yazabilirsiniz. Expression şu demek. Buradaki expression yani ifade, o if bloğun içerisinde kullandığınız condition true olduğunda breakpoint aktif hale geliyor. Onun dışında pasif oluyor. Yani şöyle mesela counter işte 20 diyelim. Enter'a basalım, tamam mı? Bakın artıya bastım, 15, 16, 17, 18, 19. 20'de gördüğünüz gibi breakpoint'e vurdu. Dolayısıyla hani şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz döngünün içerisinde istediğiniz kadar zıplamasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz de işte servisten gelen özel bir ID ile item varsa bunu kullanıp direkt ona vurmasını sağlayabilirsiniz. Buna devam dediğimde artık bir daha oraya vurmayacaktır. Şunu kaldırdım. Şunu sildim. Dolayısıyla buradaki ufak siyah işaretler kalktı. Dolayısıyla her seferinde vuracak şimdi. Tekrar artıya bastım. Backpoint'u vurdu. Şurada gördüğünüz gibi watch isimli başlıklı bir sekmemiz var. Bu da herhangi bir değişkeni alıp burada takip edebilmenizi sağlıyor. Yani normalde sizin burada aramanız gerekiyorken şuradaki watch'a bu değişkeni ekleyip takip edebiliyorsunuz. Artık breakpoint'e her vurduğunda eğer buradaki değişken buradaki scope'da aktifse bunu görebiliyor olacaksınız. Bunun güzelliği şurada ortaya çıkıyor. Normalde counter'ı gidip bulabilirsiniz. Yani üstüne girip okuyabilirsiniz vesaire vesaire. Ama widget'ın title'ını görmek için, yani alt objelere ulaşmak için ilk önce bunu açmanız lazım. Sonra widget'ı açmanız lazım. Ondan sonra title'ı görmeniz lazım. Ama yani şöyle yapabiliyorsunuz. This.title'ı yaptığınız zaman yanlış yazdım. Widget.title'ı yaptığınız zaman gördüğünüz gibi widget'ın title objesini şılak şılak diye görebiliyorsunuz. Devam. Tekrar bastım ve değişkenler yine geldi. Ve buraya herhangi bir expression'ı yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani counter işte 30 yazdığınız zaman mesela
Gördüğünüz gibi false geliyor. Devam. Tekrar bastım. False. Tekrar bastım. False. Tekrar bastım. Gördüğünüz gibi true geldi. Gördünüz mü? Görmeyseniz videoyu geri sarıp görebilirsiniz. Şimdi Breakpoint'te edit'i öğrendik. Pirit'in alternatif olan logo öğrendik. Logo bir isim vermeyi öğrendik. Bunun yanında diğer opsiyonları da verebilirsiniz. Bir stack trace verebilirsiniz. Stack trace dediğimizde hani bir hata olduğu zaman ekrana böyle şeyle basıyor ya, satır numarasıyla falan basıyor ya. Stack trace dediğimiz şey de o. Yani bu logun nereden fırlatıldığı bilgisi. Ben şimdi bunu kaldırıyorum. Bunlar en temel debug opsiyonlarımız. Şimdi geldik developer tools'a. Command Shift P yaptığınız zaman veya Adresio'da Shift 2 defa bastığınız zaman bir komut satırı açılıyor. Buraya DevTools yazdığınız zaman Flutter'ın bize sağladığı DevTools'ları görebiliyoruz. Mesela ne var? Memory var, Network var, Performance, Spool, Log, bir de WebView, bir de işte arayüze dair şeyler. Yani Widget Inspector. Şimdi şöyle yapalım. Memory ile başlayalım. Şurası bizim uygulamamızın memory'si, tamam mı? Artıya basıyorum, basıyorum, basıyorum. Hiçbir değişiklik yok. Herhangi bir noktaya tıkladığınız zaman burada allocated size 64 MB'ı görebiliyorsunuz. Yani bizim uygulamamız şu anda 64 MB'lık yer tutuyormuş. Şimdi şöyle yapalım. Şu widget'ı bir scroll'un içerisine alalım, tamam. Single child scroll wave'in içerisine alalım. Şunu şuradan kaldıralım. Kaldıralım, gerek yok. Daha sonra şuradaki widget'ın içerisine counter'daki kadar resim ekleyelim. Yani şöyle list nokta field, gördüğünüz gibi burada bir length değeri var. Length'imiz ne bizim? Counter. Neyle dolduruyoruz? Sıfırla dolduruyoruz. Daha sonra da bunu map yapalım. Tamam mı? Ve buraya image view koyalım. Image.network diyelim. En sonunda da virgül atalım. Şimdi burada tabii ki de tourist yapalım. Buraya da virgül atalım. Şimdi burada ne yaptık? Burada bir liste oluşturduk. Tamam mı? Counter kaçsa o kadar sayıda eleman içeren bir liste oluşturduk. Daha sonra bunu maple bir image widget'ı listesine dönüştürdük. Toolist'le bunu listenin, yani listeye dönüştürdük. İşte map'ten aldığımız iterable tipindeki objeyi listeye dönüştürdük. Ondan sonra 3 noktayla da bunu içeriye yapıştırdık. Şimdi Ctrl-S yapıyorum. Hata mesajı geldi. Çünkü şeyin içi boş, widget'in içi boş. Tabi burada bir sürü olduğu için, counter sayısı kaçsa o kadar olduğu için hepsini bize gösterecek. Şurada uncatch exception'ları kaldırdım. Devam. Gördüğünüz gibi herhangi bir imaj olmadığı için bütün imajlar 404 verdi. Ne yapıyoruz buraya? Example image buluyoruz bir tane. Example image. Yeni tabla açalım. Okey. Şimdi buradaki image view'in içerisinde bir internetten buldum. Rastgele bir tane example şeyini attım. Gördüğünüz gibi burada zibilyon tane imajımız var. Tamam mı? Yani counter'ın sayısı kaçsa o kadar elemanımız var. Şöyle bir tane breakpoint koydum. Mesela Ctrl-S yaptım. Kaçmış? Bizim counter'ımız 41. Dolayısıyla burada 41 tane görselimiz var ve şuna dikkatinizi çekerim ki bizim memory'miz hala son derece stabil. Yani 86 MB allocate etmişiz. Tıkır tıkır çalışıyoruz. Aşağı yukarı scroll yapıyoruz. Hiçbir sorun yok. Şuradaki ufak işaretlere dikkatinizi çekerim. Şu mavi noktalar garbage collector, yani vadesi dolmuş değişkenleri toplayıp RAM'den bunları uçuruyorlar. Garbage collector dediğimiz bu. Şuradaki ufak pembe oklar ise uygulamada yeni RAM allocate eden şeyler. Ve ben böyle scroll yaptıkça aslında vadesi dolmuş imajları alıp yeni imajlar için sürekli yer açıyor. Dolayısıyla toplamdaki imaj yeri hep sabit kalıyor. Şimdi
View, ya buradaki image widget'ı bizim için bu imajı cache'liyor. Dolayısıyla tekrar kullanırken tekrar memoriye yer kaplamıyor. Ancak şöyle bir şey yaparsak. Buraya soru işareti koydum. V dedim. Eşittir yaptım. Yani network'ün sonuna bir versiyon parametresi ekledim. Dolar işareti, süslü parantez, random, nokta, next int. Tamam. Üst sınırı olarak da 999.999 koydum. Dolayısıyla ne olacak? Her URL'in üretilmesinde şöyle yapalım. Okey abi. Şunu da indirelim aşağıya. İki linki görelim. Bakın şurada her linkin üretilmesinde bir rastgele sayı tayin edilecek. Bu V parametresiyle sonuna eklenecek. Dolayısıyla bu şu demek. Her link artık bizim için unique. Yani her image source artık bizim için unique. Dolayısıyla ImageView'in bütün imajları tek bir imaj olarak cache'lemesinin önüne geçtik. Şimdi uygulamayı baştan başlatıyorum. Başlatamadım. Şuradaki log çok gitsin ya. Baştan başlatıyorum. Uygulamamız geldi. Şimdi ilk imajımızı yükledik. İkincisine bastık. Bakın fark ettiyseniz ikincisi artık şak diye gelmiyor. Yavaş yavaş geliyor çünkü yükleniyor. 3, 4, 5. Aşağıdaki memori çizgisini görüyor musunuz? Gittikçe yukarı doğru kayıyor neden? Çünkü bunların hepsi artık birer farklı imajlar. Ve bizim memorideki baskımız yavaş yavaş artıyor. Bakın ne oldu? Allocated olan 187 MB oldu. Çünkü bu imaj oldukça büyük bir imaj. Yani şöyle göstereyim size. Gösteremedim. Şöyle göstereyim size. Oldukça büyük bir imaj. Bu JPEG olarak aslında çok küçük. Ancak Flutter her bir pikseli bir bitmap mantığıyla maplediği için oradaki JPEG'in bütün avantajını kaybediyoruz. Compression'ı kaybediyoruz. Dolayısıyla bu bir PNG gibi çalışıyor. Dolayısıyla bunların RAM'de tuttuğu boyut ciddi anlamda fazla. Tekrar basıyorum. Bakın şuradaki dalgalanmayı gördünüz. Burada tekrar RAM'de yer açtı. Burada yine garbage collector'lar geldi gitti. Bastım bastım bastım. Ve bizim allocate edilmiş memorimiz 188 MB oldu. Basıyorum 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 basıyorum. Ve gittikçe memoride allocate etmeye devam ediyor. İmajlar yüklendikçe. Ve onlar tabi ekrana geldikçe. Burada bütün memori pressure'ları görebiliyorsunuz. Şu anda ne kadar oldu? Şu anda 405 MB oldu. Bu çoğu Android uygulama için üst sınır. Ve şöyle Large Shift diye bir parametre var. Onu kullandığınız zaman memoride daha fazla ihtiyacınız olduğunu ilan ediyorsunuz sisteme. Buna rağmen ve son teknoloji telefonlarda çok pardon, size verdiği üst limit 500 MB civarında. Biz de burada yüklenen RAM'i gittikçe yükseltirsek bir yerde uygulamamız crash olacak. Memori yetersizliğinden dolayı. Arkadaşlar memoriyi bu şekilde debug yapabilirsiniz. Nerede yükseliyor, nerede alçalıyor. Özellikle uygulamanız spontane olup crash olup kapanıyorsa böyle bir durumda şey yapabilirsiniz. Memoriden şüphelenebilirsiniz. Şimdi bir sonraki incelemek istediğimiz şey network sayfası. Bu da son derece çok kullanılan, işimize çok yarayacak bir vatandaş. Burada uygulamanızın yaptığı request'leri, gönderdiği parametreleri, aldığı parametreleri yani response'u ve gönderip aldığı header'ları görebiliyorsunuz. Sizin bağlandığınız backend çoğu zaman, yani backend yazan arkadaşlar kendi sistemlerine gelen ve kendi sistemlerinden dönen verileri loglayamayabiliyorlar. Böyle durumda siz hata aldığınız zaman size ne gönderdiniz, ne aldınız diye sorabiliyorlar. Veya siz yeni bir uygulamayı devraldığınız zaman
İşte uygulama nereye request atıyor ve ne cevap oluyor, bunu görmek isteyebiliyorsunuz. İşte onu incelemek için network tab'i nefis. Burada gördüğünüz gibi şey yok. Image widget'ın yaptığı şeyler yok. Network çağrıları yok. Şöyle yapabilirsiniz. Projenin içerisine hemen bir HTTP paketi şey ekliyorum sizin için. Ctrl S yaptım. Tüm paketleri çekiyorum. Çektim mi abi? Umarım ki çektim. Şuradaki build'ın içerisine get yaptım. Gördüğünüz gibi HTTP paketinden import ediyor. HTTPS google.com.tr yaptım. Olmadı. Çünkü bu bir yürü istiyor arkadaşlar bizden. Yürü nokta HTTPS yapıyoruz. Yok ya, yürü nokta parse değil. Okey abi. Yürü nokta parse yapıyoruz. Ctrl S'ye basıyorum. Bunun network tab'inde gözükmesini bekliyorum. Durdurdum. Devam et. Uygulamayı baştan başlayalım. Uygulama başladıktan sonra şuradaki build çağırdıktan sonra şuradaki request yapılıyor ve burada gördüğünüz gibi bu requestleri görebiliyorsunuz. Yani şurası, şurası ve şurası. Tekrar build edelim. Gördüğünüz gibi yapılan requestleri görebiliyorsunuz. Buradan bir tanesini seçtiğiniz zaman hem duration'ını görebiliyorsunuz, yani ne kadar zaman almış. Hem de sağ tarafta detaylarını görebiliyorsunuz. Yani Google atmışım, get request atmışım, bana 200 dönmüş. Yani success dönmüş. Content type olarak tek HTML dönmüş çünkü web sitesi. Ama tabii siz RESTful servise bağlanırken burası JSON olmalı. Şurada şeyi görüyorsunuz, timing detaylarını görüyorsunuz. Ve diğer zamanlama detayları, işte başlangıç ve bitiş zamanı. Şurada headers kısmında bütün header detaylarını görebiliyorsunuz. Şu is redirect önemli. Sizi başka bir yere yönlendirmiş olabilir veya olmayabilir. Bir de status code önemli. Burada da response header'ları görüyorsunuz. Yani şunlar sizin attığınız, bunlar ise size gelenler. Şöyle sizi büyütelim de rahat rahat bakalım. Şu şeyde set cookies dediğimiz genelde session olarak kullanılıyor. Bunları sizin kullandığınız client'ın otomatik olarak saklamasını bekliyoruz. Yani normalde kullandığınız client, burada mesela HTTP kullanıyoruz. Burada set cookies'i gördüğü zaman, set cookie header'ını gördüğü zaman bunu alır lokale yazar, sonraki request'lerde de bunu gönderir. Ama HTTP paketi web'de bunu desteklemiyor. O yüzden tek tek kontrol etmekte fayda var. Bu detayına girmeyeceğim şimdi. İşte cache, encoding, content length, ya çok ıvır zıvır pek çok şeyi burada görebiliyorsunuz. Şurada da request header'lar var. Bunlar da sizin gönderdiğiniz header'lar. Yani siz server'a ne gönderiyorsunuz? Bakın ne göndermişiz? User agent olarak Dart göndermiş. User agent benim server'a kim olduğumu anlatıyor. Eğer Chrome'dan atıyor olsaydım Chrome bilmem ne falan filan olacaktı. Burası da gönderdiğim host. Gördüğünüz gibi bir body yok. Mesela şöyle yaparsak, mesela post yaparsak, tamam mı? Şurada virgül attım ve burada body var, karşısında bir object var. Şimdi bunun benden map almasını bekliyorum. Ama string de alıyor olabilir. O yüzden çalışmazsa birbirimizin kalbini hemen kırmayalım. Mesela buradan bir request gönderdim. Gördüğünüz gibi status kod olarak 405 döndü bana. 405 ne demek arkadaşlar? 400'lü status kodlar client'ın hatası olan kodlardır. Yani bad request ve onun türevleri. Ben post atmışım, bana 405 dönmüş. Content type falan filan diye burada timing detaylarını görüyorsunuz. Burada işte genel geçer header'lar var. Şurada bana dönen response header'lar var. Burada benim gönderdiğim request header'lar var. Şimdi şurası çok önemli. Bakın burada content type olarak form URL encode'u göndermişim ben. Yani benim attığım post request bir JSON request değil. Dikkatinizi çekerim.
Dolayısıyla eğer karşı taraf sizin verinizi parselemiyorsa ve ikiniz de hem sunucu yazan hem backend yazan karşı hem siz bunun neden olduğunu bir türlü çözemiyorsanız ve sizin attığınız post parametreleri karşı tarafta parse olmuyorsa burası çok şüpheli bir yer. İlk önce bakmanız gereken yerlerden bir tanesi burası. Request'e bakıyorum. Gördüğünüz gibi burada k eşittir value. Bu zaten bir JSON değil gördüğünüz gibi. Bu bir k-value ilişkisi yani bir form value göndermişim. Response olarak da bana böyle bir şey dönmüş. Böyle bir HTML dönmüş. Onun içerisinde HTML kodların içerisinde şunu görebiliyorsunuz. Bakın 405 ve bir hatadır. Request method post. Uygun değil bu yerel için. Bildiğimiz her şey bu kadar falan filan demişiz. Burada nasıl JSON göndeririz falan filan onu zaten başka bir videoda anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Network de bu kadar arkadaşlar. Son derece önemli yerlere değindik. Bilmekte fayda var. Memory'e değindik. Network'e değindik. Performansa şimdilik girmemize gerek yok. Speed Profiler. Ama zaten performansı almanız için sizin çalışmanız lazım. Threader'e profile tag ile çalışmanız lazım. Yani Threader'e profile flag ile çalışmanız lazım. Şu anda biz debug modda çalıştığımız için zaten her şey çok çok yavaş olacaktır. Ama yine de şu şeyi görebilirsiniz. Timeline'ı görebilirsiniz. Burada yukarıya doğru olanlar bir render'ın kaç milisaniye sürdü, tamam mı? Gördüğünüz gibi bakın 30 milisaniye kadar sürmüş. Eğer 17 milisaniyenin üstünde sürüyorsa sizin bir renderınız bu 60 frame'in yani 60 FPS'in 60 FPS'nin saniyede 60 kere render edilmenin altına düştüğünüzün göstergesidir. Dolayısıyla renderların şuradaki çizginin altında olmalı. Şu 17 milisaniyenin altında olmalı. Ondan yüksek olanlar gördüğünüz gibi turuncu. Artıya basıyorum, artıya basıyorum, artıya basıyorum, artıya basıyorum. Ve gördüğünüz gibi tatsız bazı renderlar söz konusu. Arada gidip geliyorlar. Ama genel olarak çok bir sorun gözükmüyor. Zaten uygun olarak hiçbir şey yok. Şu anda average olarak 20 FPS veriyormuşuz. Bu tabii çok da şey değil. Çok da yüksek değil. Daha iyi olmasını bekliyoruz bunu. Bunu biraz daha açtığımız zaman şurada bazı detayları görebiliyorsunuz her bir event'ın. Örneğin bir ekranı render edip ekrana getirirken nelerin çok vakit aldığını burada görebilirsiniz. Genelde en büyük şüpheliler disk operasyonlardır arkadaşlar. Diske veri yazmak, diskten veri okumak çok maliyetli işlemlerdir. Yani bu shared preference ve türevleri. Dolayısıyla bu işlemler için asla ekranın render edilmesini bekletmemeniz lazım. Bunu asenkron farklı bir yerde yapmanız lazım. Bunun dışında çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bundan sonra bir diğer şüpheli de eğer array içerisinde bir arama yapıyorsanız şüphelidir. Bunu da belki bir hash map'e yani bir map'e çevirmek isteyebilirsiniz. Bu kadar. Buradan gayet güzel testler yapabilirsiniz. Şurada da işte işlemcinin detaylarını bize döküyorlar ama yani ne kadar kullanırız size kalmış. Evet, devlet olsan devam ediyoruz arkadaşlar. Bir log sayfamız var. WebView'yu şey yapabiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Ve bunun dışında yine gözümüzün nuru, gönlümüzün çiçeği, Widget Inspector. Arayüzde işler yolunda gitmediği zaman bizim can dostumuz Widget Inspector arkadaşlar. Şuradaki yüklenmedi. Tekrar açalım. Az önce de network şeyi yüklenmemişti. Böyle o zaman kapatıp tekrar açabilirsiniz. Veya Dart Engine ile baştan başlayabilirsiniz. Şimdi uygulamayı bir baştan başlatayım. Temiz bir başlangıç olsun. Şimdi burada tam çalışmıyor. Onu da tekrar bakacağız. Okey geldi. Şimdi burada ilk göstermek istediğim şey eğer büyük bir projeye land olduysanız, yani büyük bir projeyi devraldıysanız arayüzden kodlara gitmek çok zor olabiliyor. Onun şöyle harika bir yolu var. Mesela burada kapalı, tamam mı her şey? Şuradan widget modunu açıyorum.
Select widget mod. Geliyorum şuradaki widget'a basıyorum ve o widget'ın koduna beni navigate ediyor. Yani o widget'ın kodu neredeyse editörde o kodu açıyor. Muhteşem bir şey. Harika. Burada yaşanabilecek yol kazası şu. Mesela şu bir fonksiyonsa arkadaşlar. Tamam. Function T. Hiçbir şey almıyor. Bize de widget dönüyor. Tamam mı? Return T counter dönüyor bize. Şurada da T yaptım. Hiçbir parametre almıyor. Gözümüzün nuru. Ctrl S yaptım. Tamam mı? Şunu kapattım. Tekrar açtım. Burada gelip mesela sıfıra bastığım zaman beni buradaki widget'ın şeyine atıyor. Fonksiyonuna atıyor. Bu istemediğiniz bir şey olabilir. Öyle bir durumda buna sağ tıklayıp Find all references diye bunun çağrıldığı yerleri bulabilirsiniz. Find all references yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi bakın şurada çağrılmış. Main Dart'ın içerisinde burada bir çağrım var. O da şurası. Az önce yazdığım yer. Bu şekilde kodun üzerinde projenin içerisinde reverse engineering yapa 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 projeyi çözebilirsiniz. Harika bir olay. Nefis. Leziz. Ve aynı zamanda burada da dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada seçtiğiniz zaman o widget'ın ekranda ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz. Bak şurada column var ve sadece burayı kaplıyor. Burada bir scroll view var, sadece burayı kaplıyor. Burada bir center'ımız var, center her yeri kaplıyor. Çünkü bu center'ın özelliği. Center bulunduğu widget'ı komple kaplar. Bulunduğu widget'a yayılır. Şimdi şuradan center'ı kaldıralım. Ctrl S'ye basalım. Bakın burada gördüğünüz gibi single child scroll view burada oldu. Scaffold komple her yer. Bu arkadaşlar. Gayet nefis, gayet leziz. Bunun dışında kullanmayı sevdiğimiz birkaç şey daha var. Şimdi göstermemiz zor olacak. Şurada animasyonları debug edebileceğiniz bir yapı var. Buna bastığınız zaman animasyonlar 5 kat daha yavaş gerçekleşiyor. Veya eğer kompleks animasyonlar yapıyorsanız, yani işte biri fade olurken diğerinin böyle slide olduğu animasyonlar yapıyorsanız 5 kat bunları yavaşlatıp daha detaylı görüp daha rahat inceleyebiliyorsunuz. Şurada bir şeyler var. Overlay çizme butonumuz var. Bastığınız zaman gördüğünüz gibi bütün widget'ları çiziyor. Yani şurası, 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 şurası. Ve her birisinin nerelerde olduğunu, nasıl render edildiğini görebiliyorsunuz. Bakın şu ufak şey bizim swipe to back, iOS'taki swipe to back event var ya, onu yakalayan widget. Hani iOS yazmadıysanız natif olarak kafanızı karıştırabilir diye özellikle vurgulamak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bizim şeyimiz var. Sıfır sayısını gösteren text var. Şurada ayrı bir text, burada da ayrı bir title var. Hepsini ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Nefis bir olay. Burada işte text position'ı can be used for. Burada da işte metinleri align etmek için kullandığınız bir tool var ama yani right to left yazıyorsanız belki orada kullanabilirsiniz. Genel olarak bizim en çok işimize yarayacak şey şu. Using too much memory by inverting code. Çok fazla memory kullanan şeyler varsa, komponentler varsa arkadaşlar, onların renklerini reverse yapıyor. Yani renklerini ters çeviriyor. Bakın gördüğünüz gibi bizim en çok RAM kullanan şeyimiz buradaki imajlar tabii ki de. Ama buradaki yazılarda, şuradaki yazılarda herhangi bir şey yok. Artı 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 yaptığım zaman bütün şeyi kullandığımız listenin rengini ters çeviriyor çünkü ciddi anlamda RAM tüketiyor. Az önce gösterdiğim Memory Inspector widget'ı ile bunu birleştirdiğiniz zaman puf, neyin yoluna gitmediğini şak diye bulabiliyorsunuz. Nefis. Değerli arkadaşlar, başka size göstermek istediğim belki şu olabilir. Şurada ufak bir debug my code var gördüğünüz gibi. Buna bir kere bastığınız zaman debug my code plus packages oluyor. Yani hem benim kodumu debugla hem de proje eklediğim package'ları. Yani pub dev sitesinden bulup bekliyorsunuz ya, o package'ları
debug yapıyor. Bir kez daha bastığınız zaman bu sefer SDK ile debug yapmaya başlıyor. Yani SDK'de de bug'lar olabilir. Veya siz SDK'de hangi kod satırına gidiyor onu görmek isteyebilirsiniz. Bununla onu görebilirsiniz. Tekrar bastığınız zaman tekrar debug my code yapıyor. Mesela buradan bir tane breakpoint koydum. Ctrl C yaptım. Yapamadım. Tekrar yükledim. Buraya geldi, vurdu. Şuradaki ok bir sonraki breakpoint'e kadar salıyor uygulamayı. Eğer başka bir breakpoint yoksa normal çalışmaya devam ediyor. Şuradaki ufak ok da sonraki adımlara doğru devam etmenizi sağlıyor. Devam. Devam. Bu render sırasına göre bunları görebiliyorsunuz. Şuradan my packages plus SDK yaptığınız zaman devam dediğinizde yine benzer şeyler alıyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi şeye zıpladı. Şu vatandaşı kapatayım. Gördüğünüz gibi Flutter'ın library'sinin içerisindeyiz. Framework.dart'ın içerisindeyiz. Yani şu anda Flutter'ın kendisini debug yapıyoruz. Burada widget'ın ve o widget'ı build eden context'in falan detaylarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Şöyle tekrar DevTools'a bakayım. Yani Spring Profiler falan filan var ama bunlar çok kullanılan, çok işimize yarayan şeyler olmadığını düşünüyorum. Çünkü Spring Intense uygulama yazma ihtimali zaten çok düşük. Bir de bunu zaten şimdi şu anda release'de çalıştığımız lazım. Emülatörde sıkıntı yaşıyoruz. Sal abi. Şunu kaldıralım. Sprofiler'da bu şekilde arkadaşlar. Bunu isterseniz sonra siz detaylarına bakabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Bakın burada Stack Tracer'i görüyorsunuz. Çağrım sırasını görüyorsunuz. Kim nereyi çağırmış, o neyi çağırmış, her birisi ne kadar sürmüş vesaire vesaire. Ve burada da bütün proseslerin detaylarını görebiliyorsunuz. Her bir proses ne kadar sürmüş. Yine uygulamanızda çeşitli kasmalar, donmalar varsa buralardan şey yapabilirsiniz. Detaylarını çıkartabilirsiniz. Tam bakacağınız yere geldiğinizde kayıt butonuna basarsınız. Yapacağınız işlemi yaparsınız. Sonra stop butonuna basarsınız. Bu bir miktar işliyor. Ondan sonra detayları buradan görebilirsiniz. Bakın, gördüğünüz gibi begin frame var. Frame render etmeye başlıyor. Ondan sonra içerisinde image render ediyor. Aşağı doğru devam ederseniz bunun tekrar olduğunu görebilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Okey. Benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eminim ki bu tool'lar bir yerde işinize yarar. Umarım ki videodan bir şeyler öğrenmişsinizdir. Eğer videoyu sevdiyseniz abone olup çan butonuna basmayı unutmayınız. Aynı zamanda Discord'a katılırsanız oradan da iletişimde kalabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.